AKP iktidarının ekonomi politikası Türkiye'deki milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkum etti. Yüz binlerce yurttaş oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve köhne evlerde yaşamaya mecbur bırakılırken bir o kadar yurttaş da yaşamını ancak sosyal yardımlar ile sürdürebilir hale getirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sosyal yardım verileri de Türkiye'deki yoksulluğun hemen her yıl biraz daha arttığını gözler önüne serdi. İktidar ise giderek derinleşen bu ekonomik kriz karşısında faturayı hep yurttaşa kesti. Yurttaştan tasarruf etmesini isteyen ve kemer sıkın diyen iktidar ise kamunun harcamalarını hiç azaltmadı. Türkiye'deki kamu idarelerinin büyük bölümü fahiş harcamalarını hem ekonomik krizin gölgesinde gerçekleştirerek tepki çekti, hem de bu harcamaların kağıt üzerinde bırakılan tasarruf genelgelerine aykırı olması itibarıyla tepki çektiğini söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2018 ve 2021 yıllarında iki ayrı tasarruf tedbirleri genelgesi yayımlandı. Bu genelgeler kamunun araç kiralamalarının kısıtlamasını öngörmüştü. Fakat pratikte bunun uygulanmadığını, bizzat AKP'li yerel yönetimler ve bakanlıklar eliyle kağıt üzerinde bırakıldığına tanık olduk. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verileri de bunu doğrular nitelikteydi. Bakanlığın verilerine göre 2021 yılında, yani Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki yakıcı etkisinin en net hissedildiği 2021 yılında 522,3 milyon TL'lik taşıt kiraladı. Bu taşıtların büyük bölümü bakanlıklardaki bürokratların kullanımına sunuldu. Yine üniversite rektörlerinin ya da AKP'li yerel yönetimlerin başındaki isimlerin makam aracı sevdası da bu taşıt kiralama için harcanan paranın 522 milyon lira olarak gerçekleştirmesine aslında neden oldu diyebiliriz. 2022 yılına gelindiğinde ise harcamalarını azaltmasını beklediğimiz kamu idareleri, kiralama harcamalarını azaltmasını beklediğimiz kamu idareleri kesenin ağzını biraz daha açtı. 2022 yılında kamu, merkezi yönetim bütçesindeki kamu idareleri tam 1,9 milyar TL'lik taşıt kiraladı. Bu taşıtların tamamına yakınının binek taşıt olduğunu da hatırlatalım. Çok çarpıcı örnekler de var elbette. Örneğin üniversite rektörlerine kiralanan 4x4 makam araçları ya da devlet malzeme ofisi eliyle alınan ve şu an güncel piyasa değeri belki de 7-8 milyon lirayı bulan lüks marka araçlar kamuoyunun gündemine sıkça geldi. Az önce de belirttiğim gibi özellikle AKP'li yerel yönetimler ve bakanlıklar Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf tedbirleri genelgelerini hiç dikkate almadı ve taşıt kiralama harcamalarını hemen her yıl daha da artırdı. 2022 yılında bir rekorun yaşandığından söz etmiştik. 1,9 milyar TL'lik taşıt kiralama rekoru AKP iktidarında gerçekleştirilen en yüksek harcama olarak kayıtlara geçti. 2022'nin Aralık ayında, yalnızca Aralık ayında 325 milyon 871 bin TL'lik taşıt kiralandı kamu adına. Harcamalar 2023'te de devam etti. Bakanlığın 2023 yılının Ocak ve Şubat ayına yönelik verileri de taşıt kiralamanın hız kesmeden devam ettiğini ortaya koydu. Ocak ayında 114,5 milyon TL'lik taşıt kiralandı kamu adına. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerinin Şubat ayında ki taşıt kiralama harcaması ise kayıtlara 222,1 milyon TL olarak geçti. Bir başka deyişle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan tasarruf tedbirleri genelgeleri kağıt üzerinde bırakıldı ya da hiç dikkate alınmadı.